Milli Eğitim Müdürlüğü'nden elini yüzünü yıka yerine abdestini al temiz kal kampanyası başlatılmış. Evet. Ne diyorsunuz Masa? Bir izleyelim efendim, konuşacağız. Yorumlarınızı yazın. Abone de olun. İzliyoruz. Bizim seninle yan yana durmamız çok sakıntılı, çok, biliyorsun çok değil mi? Sıkıntılı. Vallahi bak. Sevgili Milli Eğitim Bakanlığı, öncelikle sürekli değişen müfredatlar. Sevgili Sibel Hanım, siz de öğretmensiniz. Bu yüzden buradan bence yorumlarınız bizim için kıymetli ama sürekli değişen müfredatlar, sürekli yurt dışından temin edilen, getirilen ama sonrasında başarısızlıkla sonuçlanan eğitim sistemindeki çöküşler. İlkokul öncesi, okul öncesi eğitim diyerek önce ana sınıfları açtılar, sonra ana sınıflarına yeteri kadar öğretmen yetiştiremedikleri için ve çok küçük yaşta çocukların oraya gönderilmesi şartından dolayı birçok çocuk altına kaçırıp çok ciddi okul fobisi oluştu çocuklarda. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı bence bu tarz şeyler, abdestini al temiz kal kampanyası yapacağına, önce Milli Eğitim, eğitim sistemimizdeki bu çöküşler, bu yıl üniversite sınavını da kaldırdınız. Kaldırdığınız sınavlar sonucunda birçok çocuk yıllardır dershanelere gidip bir şekilde kendini eğitip bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden bence Milli Eğitim'in ilgileneceği çok daha önemli şimdi konular var. Şimdi bu bölgesel bir uygulama. İlçe, evet. Yani şey, Ümraniye tarafında sanıyorum, Sancaktepe'de ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış bunu. Ama şöyle bir genelden bakarsak, abdest niye alınır? Niyet etmek amaçlı alınır. Abdestli kişi ne yapmaz? Pislikten uzak durur. Yalan söylemez. Abdestini sakatlamak üzere yapmaz. Bundan dolayı da bir öngörü olarak abdestini aldığın zaman daha temkinli hareket edeceğin için yöntemiyle çıkmıştır. Bu Milli Eğitim'in, il Milli Eğitim'in ya da ilçe Milli Eğitim'in görevi midir? Tabii ki değildir. Yani onların yapacağı bir işlem değil. Ama bölgesel bir uygulama, büyük bir ihtimalle Milli Eğitim Bakanlığı bu ile ilgili uygulama yapacaktır. Bunlar biraz önce sevgili Erol'un işaret ettiği gibi çok siyasi hamleler, siyasi hareketler. Bölgelerde ne yazık ki görevini yerine getirmesi gereken ya da oturduğu koltuğun hakkını vermesi gereken insanların bir süre sonra oranın büyüsüne kapılarak haddinden fazla eylemler yapıyor olması demektir. Birine abdest al, temiz ol, bazı şeylerden kendini uzak tut demek kötü bir eylem değildir. Ama bunu amacının dışında hareket ettirdiğinde böyle iğreti yapar insanları. Dediğim gibi bu Milli Eğitim adı altında ilçe Milli Eğitim ya da il Milli Eğitim'in görevi değil. Yani bu biraz fazla şey olmuş, gereksiz bir hamle olmuş. Bununla ilgili de büyük bir ihtimalle Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili soruşturma yapacaktır. Eğer bilgileri dahilinde değilse, ki olduğunu sanmıyorum, bu bölgesel bir şey çünkü. Yani sadece Sancaktepe'de meydana gelmiş bir işlem. Ama işte ben de şunu anlamıyorum. Hani biz dün de Diyanet'i konuştuk. Kontrol mekanizması olması gerekiyor. Her önüne çıkan YouTube kanallarından, bir sürü sosyal mecradan ya da ekrana çıkıp da gerçekten çok tehlikeli açıklamalar yapıyor. Gençlerimizi, kendimiz bile bu yaşta insanlarız. Aklı selim eğitim almış, kendince belli bir eğitimden geçmiş insanlarız. Buna rağmen söyledikleri kurum, Diyanet olduğu zaman ya da başka bir kurum olduğu zaman kafanız karışıyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Sancaktepe tek başına böyle bir şeyi nasıl yapabiliyor? Buna nasıl biliyorsun, camilerde de cuma hutbelerinde hocalar kendi istedikleri, evet, yönlerinde ya sohbetler hiçbir yapıyorlar diye Milli Eğitim Bakanlığı, yok ya. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma günleri ortak hutbe yayınlayarak bunları cami imamlarına gönderdi ve bütün camilerde konuşulan, söylenen cuma hutbeleri aynıdır. Hiçbir hoca kendinden bir metin hazırlayarak çıkamaz. Tek elden yapıyoruz. Çünkü daha önce yapılan uygulamalarda her cami imamı kendi bölgesindeki duruma göre sohbet ettiği için bir sürü arıza çıkıyordu. Şimdi bunu tek elden yapıyorlar. Yani Diyanet'ten Survivor mı geldi yani? O adam niye öyle bir şey yaptı? O da bireysel bir şey. Bak yani Diyanet demeyin, o da şahsi bir şey. Herkes bireysel yapıyor, işte onu anlattık ya. O da şahsi bir şey yani. Buydu işte. Herkes... Yani biri kurumun içinde biri kötü hamle yapınca kurumu muhatap almamak lazım. Yani şahsi bir hareket bu. Şahsın durumunu değerlendirir, bağlı olduğu kurum soruşturmasını açar, müfettişini gönderir gibi bir sürü
karşılığı vardır bunların. Ha, adama niye yaptığını o sorgulayacak. Ben sorgulayamam. Ayrıca da temizlik için illaki Müslüman olmana gerekmiyor ki ya. Dünyanın her yerinde temizlik çok kıymetli bir şeydir. Evinizi de temiz tutacaksınız, kendinizi de temiz tutacaksınız. Etrafınızdaki insanlara saygı göstermek istiyorsanız önce kişisel temizliğinize, sonra da yaşam alanınıza ve çevrenizdeki insanlara temizliğe dikkat edeceksiniz.